Tarih oyunlarıyla olmaz bu işler dostum. Emekçi kısmı bileğinin hakkıyla para kazanmalı. Ya Eren bir sus lan, gördüm seni bir sus lan. Dostum. Doğru söylüyor. Ha. Sen der boka karışma ben. Ben seni geçerim ya. Ağzım kemer. Ne işin var lan burada? Framboğazlı ile verdim lan. Ayıp oynayalım değil mi? Kadın abi. Kadın abi. Bir saniye. Kadir abi. Efendim. Katılmış yenge bir saniye dışarı gelebilir mi diyor. Aa oldu. Geliyorum şimdi. Vay 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 vay. Buyursunlar bakalım yengelerin en güzeli. Ne o? Böyle dışarı çağırdığına göre bir durum mu var yenge? Kadir abi şu kurban işi için aradım. Hani siz kurbana yedinci ortak arıyordunuz ya. O şanslı kişi benim galiba. Değil mi ya? Biziz galiba. Niye tekil konuşuyorsun lan inek? Tamam canım ben de öyle demek istedim zaten. Çoğul demokrasici ayı. Vallahi erkek gibi kadınsın be yenge. Helal olsun sana. Benim bak Kadir abi kurbanım löpetinden isterim ona göre. O kadar para veriyorum. Ben parayı kolay kazanmayan tamam mı? Ulan şuursuz ayı. O parayı sen kendin mi kazanıyorsun sanki? Ekmek elden su gölden aborjinler gibi yaşayıp duruyor zaten. Bana bak itilmiş. Ağzından bir kelime daha çıkarsa bundan sonraki kurban bayramına kadar kahveye girmeni yasaklarım ona göre. Tamam Kadir abi tamam ya hemen 28 Şubat kararları alma tamam ben lafımı geri alıyorum abi. Ben de yasaklarım ha. Bir sene. Hadi bakalım öyleyse tıraşı bırakın da parayı tamamladığımıza göre bir daha gidip bakalım şu kurbanlığa. Parayı hazırladım yalnız ben gelemeyeceğim evde bayram temizliği ne yapacağım artık siz gidersiniz. Kolay gelsin sana. Sana da. Beri bak evi güzel temizle tamam mı? Her yeri tertemiz yap gelip kontrol edeceğim bak. Lan kendi evi temizlerken de temizlikçi kadın muamelesi mi göreceğim he? Sizler yoksul emekçilersiniz dostlarım. Dinimize göre yoksulların kurban kesmesi farz değil. Yani kurban kesmeseniz de olur dostlarım. Lan oğlum Erhan bir sus lan. Susma! Susmayacağım dostum. Burada özgür irade konuşuyor. Saçmalama. Bize farz olsa bile verecek gücümüz yok zaten. Hangi parayla kurban alacağız lan? Aa doğru. Bak bunu ben hiç düşünmemiştim dostum. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Hadi ortaya. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete. Sopaya falan benziyor ama nedir kız bu? Ana, bu şeydir bu. Anam dur hatırlayacak. Allah kahretsin ulan herif vura vura kafada akıl mı kaldı ya? Bunu ötürmüş hatırladım. Geçen Ekim ayında kafanı da kırmıştı. Oldu Allah bu oldu. Allah canını almasın seni. Her zaman olduğu gibi öyle karşılıklı içtik, eğlendik acık.
Sonra hani taber bularda eğlenirken tabak kırıyorlar ya. Taverna, taverna. Ama hani bu kumda her bu kumda yeri yapıyorsun karı. Sen derse. Beni tabak kırıyorlar ya eğlenirken git bana bir tane porselen tabak bul dedi. Anacığım fakirliğim kızı kuru olsun. Evde bir tane porselen tabak var oldu. Onu da anamın evinden götürmüşüdüm ya. Anacığım ikinci bir tanesini bulamayınca tuttu kafamdan aşağı böyle götürüverdi orada kuruldu. Çok romantik bir geceydi. Kız vallahi dayaktan bunu beyni sulandı. Kırık tabağa bakıp romantizm yapıyor burada. Ha ne yapacağım? Biz o kadar romantizmi buluyoruz. Elimize geçiyor mu? Bulunca ona şükrediyoruz ben. Kızım sen iyi ki doğsun Şerban vallahi. Çekilir dertteyim ben. Kızım o da evli sayılır artık. Kısa Kemal böyle yakında eniştemiz olacak. Aa, başına avucunu yalasın o sahte rakıcı. Niye? Bak Rukiye iki de bir de böyle deme sana da bozuşacağız en sonunda. Kız niye öyle diyorsun be? Kemal'im, Kemal'im, kısa Kemal'im diye yağdığını herkesler biliyor.